Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Sağ olun, ben de öyle. Sağ olun. Böyle... Meral Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür 38 ederim. 38 yıllık dermatolog ve 27 yıllık dermatoloji profesörüsünüz. Doğru mudur? 27 yıllık değildir de 22-23 yıllık olmuştur. 95 profesörlüğüm, 1995. Olmamış 27 yani. Olmuş hocam. Evet. 27 olmuş. 27 olmuş. İnsan bir yerden sonra saymayı bırakıyor. Dönüşü başımıza artık. Ciddi misiniz? Ben kendimi hep geri hissettiğim için 27 yıl nasıl geçmiş bakar mısınız? Ne kadar evet. Güzel. Maşallah. Tabii. Saç dökülmesi kaderiniz olmasın sloganıyla yola çıkmışsınız ve tepe açıklığına engel olacak tedavi yöntemleri geliştirdiğinizi tabii, biliyoruz. Şimdi tabii 17-18 senedir saçla uğraştığım için belki de ve çok sevdiğim için, çok formül yapmaktan çok büyük mutluluk duyduğum için yıllar geri çekmiş demek ki oradan onu anlıyorum şimdi. Hakikaten hiç hesabına girmeden çalışıyorum. Evet, saç köklerinin ölmediğini fark ettiğimizde, yani bir tüylenme varsa oradan bir can çıkabilir miyi düşünerek kurguladığımızda, çok uzun zaman aldı tabii teorik olayları yerleştirmek. Ama gördük ki saç kökleri gerçekten çalışabiliyor. Ölmüyor. Ölmüyor ve sadece G0 fazı dediğimiz istirahat fazında bekleşiyorlar. Ve biz onları indüklediğimizde, yani çalış komutu verdiğimizde ve tabii ki çevresel faktör olan genetik kodlamaya bağlı testosteron saldırısından koruduğumuzda, şimdi testosteron geliyor döküyor ya saçı. Evet. Biz koruduğumuzda saç kendi mecrasına tıkır tıkır üretimini başlatıyor. Kök, saç kökü. Bunu gördüğümüz zaman tabii biz büyük bir heyecan duyduk ve TÜBİTAK projesi verdik. Onlar da çok heyecanla kabul ettiler ve başarılı sonuçlarımızı insanlara sunmazdan önce Fransa'ya tahlile gönderdik, tetkike, analiz ettirdik. Dedik ki biz bu kadar başarılı sonuçlar alıyoruz. Kök hakkında da dünyada bilen bir kimse yok. Hani biz de kendi deneyimlerimizi ve elde ettiğimiz sonuçları test etmek için, anlamak ve olayı kavrayabilmek için Fransa'da akredite laboratuvarlara gönderdik. O zaman Türkiye'de öyle laboratuvarlar yoktu. Bize dediler ki nasıl bir formül yapmışsınız? Çok güçlü ve hakikaten tüm mekanizmayı durduruyor ve saç çıkmasına vesile oluyor çok diye. Ciddi. Yani bu saç çok... kökünü biz çok hafife alıyoruz ama dediğiniz gibi gerçek evet. Bir kökten bahsediyoruz. Kesinlikle. Kolay kolay ölmüyor, orada sadece uykuda duruyor. Ve rejenere yani, olabiliyor. Döküldükel kaldık değil mi? Asla öyle bir harika. Şey yok. Ve tüm hücreler, bakın şu şeyde rudimenterleşmiş, yani minyatürize olmuş, yani artık kök niteliğini neredeyse kaybetmek üzere olan yerlerde bile olan uyku dönemindeki hücreler yeniden çalışarak, yeniden kendi içindeki mekanizmalarını çalıştırarak saç üretebilir hale gelebiliyor. Bunu gördük. Yani saç dökülmesinde artık saç yok olmuyor. Olmuyor. Saç dökülmesinde şöyle, normalde bir saç teli dökülürken yerine yenisi yapılması gerekir. Hı hı. Bu tür durumlarda genetik baskıya bağlı olarak aileden gelen ırsi kodlarla saç yapılamıyor ve yapılamaya saç derisi avcumuz gibi oluyor. Ama burada hücreler duruyor. Hı hı. Az sayıda da olsa. İşte onların kaş gibi, yeniden kirpik çoğalı, gibi. Evet. Onların yeniden çoğalarak yeniden saç yapabilir hale gelmesini biz bu kökü yaptığımız laboratuvarda gerçekleştirdiğimiz buluşumuz olan ve dünya içinde buluş niteliğinde olan bunları koruyarak, saç kökünü koruyarak hücrelerin yeniden olgunlaşıp yeniden tekrardan kökü damarla buluşturmak suretiyle yeniden çalışır hale getirmesiyle saç üretebilir hale getiriyoruz. Tabii ki başlangıçta ince saç teli şeklinde, tüy şeklinde başlayanlar hemen hızla yeniden kaliteli saça dönebiliyor. Bu ben dünya için bir buluş. Ben tekrardan evet, bir sormak lütfen. İstiyorum. Tabii yani lütfen. Diyorsunuz ki böyle saçımızın tepede avuç içi gibi de olsa evet. Hiç bir tane bile tüy görünmese. Olmasa evet. Buraya yapacağımız evet. Müdahaleyle evet. Saç ekimine gerek kalmadan kesinlikle. Hatta saç ekiminin bile toparlayamayacağı vakaları. Kesinlikle. Çünkü saç ekiminde biliyorsunuz kesinlikle. Donör olan dar ekim alanı evet. Genişse kişinin pek faydası genetik, olmuyor ve evet. Size çok bir manası yok diyoruz evet. Bazen. Evet. O durumda evet. Daha doğrusu eskiden var olan saçlarınızın yeni baştan çıkmasını. Evet. Uyumuş olan şu saçları, evet. Saç köklerinin şu. Uyandırılması. Peki, bu hemen bir günde olmuyor. En evet. Çok sorulan sorular. En kötü olan zamanda? Kök
En kötü olan kök ilk dökülen köktür. Saçın köküdür. Onun tekrar olgunlaşabilecek duruma gelebilmesi için zamana ihtiyaç var. Şu kök ilk dökülen saçsa eğer, yani bir saç teli bugün düştüyse onun yerinden yenisinin yapılabilmesi hemen olur. Çünkü hazır kök. Soğancık hazır. Ama bir saç teli diyelim ki 15 sene değil 20 sene 30 sene önce döküldü. 30 sene önce döküldü. O saç kökü şudur. Şudur. Bitti. Bunun olgunlaşması, onun yeniden kök folikül haline gelmesi, kök soğancığı haline gelmesi, olgunlaşması bir zaman alacak. Olgunlaştıktan sonra damarla buluşması da bir zaman alacak. Ve saç üretmeye başlaması bir zaman alacak. O spesifik halde, bir süre var mı hocam? Şöyle bir şey şu zaman aralığındadır kişinin, diye. Kişinin saçı en son dökülen ilk çıkar, ilk dökülen en son en çıkar. En son çıkar. Bu süre yıllarla nasıl sınırlıysa, diyelim ki 15 senede dökülen saç bizde 8-10 ayda çıkıyor. Yani bir yıl gibi bir süredir. Bir yıldan kısa sürede hemen çıkıyor. Hemen tüm saçları ama 30-35 sene önce döküldüyse onda biraz daha uzatmak gerekebiliyor. Yani benim tabii ki 60-70 yaşlarında, 65-70 yaşlarında, 75 yaşlarında kullanıcılarım oldu. Onların da saçları geliyor ama tabii ki bir genç kişinin performansı gibi 20 yaşındaki çocuğun saçının takır takır hemen doldurması gibi değil. Zamanla santim santim her ay bir santim içeri alarak, yani şöyle bir şey varsa böyle daralarak. Peki hocam, bu tek bir tane işlemin ardından bir yıl beklemiyoruz herhalde. Sürekli olarak yapılan, tekrarlayan seanslar. Hayır, kenarlardan dola dola kavuşuyor zaten. Ne kadar zaman aralıklı? Buradaki zaman, buradaki tepedeki ilk dökülen bir sene sonra çıkıyor. Buradakiler hemen ikinci ayda, birinci ayda başlıyor yapmaya. Uygulama şeklini sormaya çalışıyorum. Sadece evde uyguluyor. Serumunu sürüyor, yediriyor masajla. Çünkü oralar derinin uzantısı. Ve onlar çok güzel bunları alabiliyor. Her gün mü yapılıyor? Günde birkaç kez mi yapılıyor? Her gün, çünkü 24 saat içerisinde bir şey olmazsa katagen döneme girebilir kök. O nedenle 24 ile 48 saat içinde de, onun için 24 saati geçirmemeye özen gösteriyoruz. Düzenli olarak her gün hemen hemen aynı saatlerde. Hemen hemen 23 saatin içinde mutlaka en geç yapılması gerekiyor. Gecesi gündüzü var mıdır gece hocam? Gece biz tercih ediyoruz çünkü büyüme faktörleri gece uykuda salındığı için gece daha iyi verim alıyoruz. Gece çalışan kişilerde de var diye de, çalışan kişilerde de cevap biraz daha yavaş oluyor. Çünkü uyku döneminde uyurkenki salınan hormonlar tabii ki onlar da çalışmadığı için. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi yağlanmayı durdurmak. Şimdi bizim gene bunlar bizim sloganlarımız. Saç nasıl dökülüyorsa tersi gelir diyoruz. Bu birincisi. İkincisi, son dökülen ilk çıkar, ilk dökülen son çıkar. Bu da bir slogan. Babanın saçı çıktıysa kalır, çocuğunki aktivasyon dönemi geçene kadar ara ara 6 ayda bir, 8 ayda bir, senede bir 2-3 aylık takviye gerektirebilir aktivasyon dönemi geçene kadar. Daha anlaşılır söylesek. Yaş ileriyse bu saçı bir kez çıkarttıysak kalıyor. Kalıyor. Daha gençlerde uygulandığında tekrar tekrar dökülmeler ve yeni tedaviler gelecek. Hayır, öyle demeyelim. Eğer aktivasyon dönemi var ise sadece. Gençlerde eğer aktivasyon dönemi geçtiyse yaş kaç olursa olsun gene onlarda da kalıyor. Yani genellikle aktivasyon dönemini de belirleyen saç derisinin yağlanması. Eğer yağlanma bir kişide başladı, bitti ama saçları da yok da kalıyor. İsterse saçı yaşı 22 olsun. Yağlanma çok büyük bir problem değil mi yağlanma hocam? Yağlanma şöyle, saç köküne saldıran genetik kodlar, yani testosteron kodları aynı zamanda yağ bezine de saldırıyor. Yani genetik yatkınlığı olan bireylerde saç köküne saldıran testosteron hem saç kökünü baskılarken yağ bezine de çalış komutu veriyor. Bu da bizim için şöyle bir güzel işaret. Bir saç kökü veya bir saç derisi ne kadar çok yağlanıyorsa o kadar şiddetli bir ağır dökülme önünde. O halde yağlanmayı durdurduğumuz zaman da dökülmeyi kökte durdurmuş oluyoruz. Hocam şu an Rezda'dan söylüyorlar, çok fazla soru geliyor WhatsApp'tan. Buyurun. Bu yağlanmayla alakalı. Yağlanma hep iyi bir şeydir diye bilinir ya. Siz şöyle, şu anda onun iyi bir şey olmadığını söylüyorsunuz normal aslında. Normal yağlanma saç ve deri, yani saç dökülmelerinde. Saç derimiz için çok önemli. Ama artmış bir yağlanma, aşırı bir yağlanma çok önemli bir kriter bizim için. Saçın döküldüğünün
Döküleceğinin ve dökülmesinin bir süre daha devam edeceğinin göstergesi. O nedenle koruma tedavisine ihtiyaç duyan bireyler bunlar. Yani saçı çıktı. Saçı çıktı. Ama yaşı diyelim ki 26. Ama bıraktığında da gene yağlanması başladığını gördüğümüz bireylerde diyoruz ki siz 6 ayı geçirmeyin. 6 ayda bir ikişer aylık takviye ile olanı koruyun. Çıkardığımız saçları koruyabilirsiniz. Ne zamana kadar? Bu süre yağlanmanın doğal durmasına kadar, genetik kodlanmasının durmasına kadar. Bu bazı kişilerde 6 ay, bazı kişilerde 3 yıl. Dolayısıyla bunu bizim bilmemize imkan yok. Kendisi test ederek görecek. Onu yani sürecek, kendisi yapıyor. Sürecek, yağlanmayı baskılayan doz, onun saçını çıkaran doz ya. Saçları çıktı çıktı, bıraktığında, kestiğinde 2-3 ay sonra aynı yağlanma başlıyorsa şiddetli dönemdedir. Hani arada bir 1-2 aylık takviyeyle o çıkan saçları koruyabilir artık. Hı-hı. Hatırlatma dozlarıyla. Hatırlatma dozlarıyla. Ama yaptı, uygulamasını yaptı. Evet. Baktı, yatıyor kalkıyor, yastıkta yağlanma yok vesaire. Bitti o, kalır saçlar. Elimizi sürdüğümüz yağlı saçtan bahsetmiyoruz. O zaman o saçlar kalıyor. Kalıyor, evet, evet. Peki yağlanmayla testosteron üretimi, yani yaşın bir alakası var mı Hayır, hocam? Hayır, genetik kodlamanın alakası yok. Bazı bireylerde bu genetik kodlamanın, yani androjenetik alopesinin, androgenetik ne demek? Androjenlerin genetik zeminde yaptığı saç dökülmesi. Yani halk arasında bilinen irsi dökülme. İrsi dökülmelerde kişinin bugünkü anne babadan, dayılardan, amcalardan, dedelerden, büyük babalardan gelen kodların gelen üç, bilmem kaçıncı kuşakta hangi paternle cereyan edeceğini tespit edemeyiz. Bazı kişilerde dedesinin 60 yaşında dökülmeye başlamıştır, yağlanması başlamıştır. Bazılarında 20 yaşında ama gelecek kuşaklarda aynı kod olacağının garantisini veremeyiz. Çünkü farklı anne taraftan, baba taraftan kodlar değişik bir şekilde işleyecek gelecek kuşakta. Onun için onun yağlanma dönemine göre ve gelecek seyrine göre bir ancak tahmin yapabiliriz. Hocam, yani geriye bakıp bir şey söyleyebiliriz ama bu garanti vermez. Hocam, Meral Hocam diyor ki, yani saç dökülen babasının gençler, babasının amcasının, halasının kaderini yaşamasın geliştirdiği teknolojiyle. Kesinlikle. Bu bir kader değil. Biz bunu da vurguluyoruz. Evet. Yani saç dökülmesinin kader olmadığını, önüne geçilebilir, önlenebilir bir sorun olduğunu, ailesel bir sorun olduğunu ve bu sorunu çözdükten sonra da kalıcılığını sağlayabildiğimizi dünyaya duyurduk. Evet. Yani ırsi değil. Evet. Ürsi genetik saç dökülmesini durdurabiliyoruz. Biz yani genetiklerini oynamıyoruz. Genetik mekanizmaların bütün basamaklarını durdurmak suretiyle koruyucu olarak kökü koruduğumuzda, şurada gösterdiğimiz, koruduğumuzda, bu mekanizmayı kurduğumuzda, ki bunun için serum var, ağızdan gıda takviyemiz var ve şampuanla da kanalları temizlediğimizde, buradaki mekanizmayı oturtturduğumuzda bu kişinin saç kökünü koruduğumuz için İki şey kazanıyoruz. Birincisi, testosteronun hücre içine girip orada tüketilmesini durduruyoruz. Bu bize iki şey kazandırıyor. Birincisi, kökte testosteron kullanılmadığı için kana dönüyor. Kişi olması gereken normal testosteronuyla yaşıyor. Bu önemli. Çünkü testosteron kökte tüketildiğinde kişilerde bir relatif bir testosteron azalması da böylece söz konusu. Kas gelişimi yavaşlıyor. Yavaşlıyor. Diğer sekonder erkeklik karakterleri azalıyor. İnsanlar zannediyor ki saçı döküldüğü için depresyona giriyor. Hayır. Testosteronu kullanıldığı için depresyona giriyor. Hocam çok özür dilerim. Anneler, babalar, anneleriniz ve babalarınız kelse bu sizin kaderiniz değil. Kısa bir aradan sonra Meral Hocam'la bunun çözüm yollarını konuşmaya devam ediyor olacağız. Hocam, sizi dinlemeye devam ediyoruz. O kadar güzel bilgiler veriyorsunuz ki şu anda i̇şte bütün WhatsApp hattımız kilitlenmiş demek durumundayım. Yani söylemek istediğim şu ki, biz saç kökünü ne kadar korursak o kadar başarılı sonuçları hızla alıyoruz. Burada kural şu: yağlanmayı durdurmak lazım. Yağlanmayı durduran doz bizim dozumuz. Günlük kullanımı atlamamamız lazım. Dozunu atlamamamız lazım. Çünkü gördük ki biz 5 santimetre kareye bizim hazırlığımız
pozisyonları 1 mililitre kullanıldığında oradaki şeyi kontrol altına alabiliyoruz. Mekanizmayı durdurabiliyoruz. Ama bu tabii ki aşırı yağlanması olan, genetik şiddeti çok şiddetli, genetik yatkınlığı çok şiddetli olan bireylerde biraz daha duruma göre ayarlanabilir, artırılabilir. Ama diyelim ki bitti, her şey yolunda, saçı da çıktı, kaldı. Ha, 2 aylık arada bir, 2 aylık bir takviye ile arada bir, bu gençlerde 6 ayda olabilir, 8 ayda bir olabilir, yaşlılarda 2-3 senede bir olabilir. Çünkü yaşla da bir saçın azalması ve cansızlaşması var. Aynı canlı haliyle damlalığını sürüyor, burada gezdirerek, hatta deriye değdirerek, sonra masajını yapıyor, yediriyor onu orada, o kadar. Akşamdan sabah gıda takviyesi niteliğindeki, hem saç kökünü çalıştır komutu veren, bitkiseller içeren, hem de bir saçın kaliteli büyümesi için gerekli olan vitamin, mineral ve amino asitleri içeren çok güzel bir formül. Sağlıklı saçlarına kavuşuyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ne güzel bana izin verdiniz anlattığınızda. Ne demek? Ne demek? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tadında Sohbet haftaya Cap Canlı ve Dop Dolu içerikleriyle devam edecek. Görüşmek dileğiyle, mutlu ve keyifli hafta sonları. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları dilerim.